Batıda modern kentlerin orta yerinde, genellikle hala ayakta ise surlarla çevrilmiş bir bölge vardır. Aslında kent orasıdır. Viyana'da tarihi kenti çevreleyen surların yerinde bugün bir tramvay hattı var. Bu hattın içinde Viyana'nın kendine ait hayatını ve kültürünü buluruz. Viyana, Osmanlı ordusunun batıya doğru yaptığı seferlerin son durağıydı. 150 yıl arayla iki kez kuşatılan kent fethedilememişti. Habsburgların başkentiydi ve Osmanlı'nın küresel barış projesinin karşısındaki en önemli rakipti. İkisinden sadece biri yoluna devam edebilecekti. Dönemin şartları bunu zorluyordu. Osmanlı savaş mekanizması harekete geçtiğinde daha önce lojistik ve istihkam birimleri her tedbiri almış oluyordu. Yollar düzenleniyor, köprüler kuruluyor, yiyecek içecek ihtiyaçları karşılanıyordu. İhtiyaç duyulan her tür zanaat erbabı görevliler de vardı. Fırıncılar, terziler, aşçılar, demirciler, dökümcüler, doktorlar, seyisler, çadırcılar. Sadece ordu yürümüyordu, bir şehir yürüyordu. Kanuni Sultan Süleyman 1529'da Viyana üzerine sefere çıktığında bataklıkları geçmesi gerekir. Fakat çok yağmur yağdığından bataklıklar çok fazla miktarda su almıştır. İstihkamcıların kurduğu köprüler bir türlü tutmaz. Kanuni çok sinirlenir. O sırada genç bir yeniçeri, 20'li yaşlarda bir yeniçeri ortaya çıkar. Der ki ben bu köprüleri yaparım. Kanuni de der ki yapamazsan ben de senin kelleni alırım der. Ve o genç mimarın yaptığı köprüler 150 yıl sonra bile Mert Fonlu Kara Mustafa Paşa zamanındaki seferde kullanılır. İşte bizim o mimarımız, ünlü mimarımız Mimar Sinan'dır. İlk kuşatmada Eylül yağmurlarına söz geçirilememişti. Bunun ne demek olduğunu Turan Kurultayı çekimleri sırasında Macaristan Ovası'nda yakalandığımız yağmurda biraz anlamıştık aslında. Bizim çadır kentimizde iş yapılamaz bir yere dönmüştü. Atlar çamura batıyor, göletler oluşuyordu. Çaresiz herkes çadırlara sığınmıştı. Kanuni Sultan Süleyman bu şartlar altında kuşatmayı bitirmek zorunda kalmıştı. İş uzuyor, ordunun savaşma kabiliyeti ortadan kalkıyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'yı kuşattığı zaman 3 haftalık kuşatmasının sebeplerinden biri de budur. Çünkü ağır toplar getirilmemiştir bu bataklıklardan dolayı. Tam o mevsimde de bir de yağmurların çok yağması, soğukların artması sebebiyle bataklıkların oluşması ve ağır topların, özellikle Viyana Kalesi'ni koruyan surları yıkacak topların getirilmemesi Viyana'nın kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olmuştur. İkinci kuşatmada birlikler Edirne'den yola çıkmış, yolda Kırım Tatarları, Erdel Prensliği ve Macar kuvvetleri katılmıştı. Budin geçildiğinde savaşa hazır hale gelen ordu, Avrupa'nın en donanımlı askeri gücü olarak Viyana'ya yürüdü. Sefer geride sorun bırakmamak için bazı ön çarpışmalarla başlamıştı. Yol üstündeki kaleler fethedildi. Biz de gezimizde bu güzergahı izledik. Viyana yakınlarındaki Perchesdorf köyündeyiz. Avusturya'daki tek Osmanlı müzesinin bulunduğu köy burası. Osmanlı ordusu Budapeşte'den yola çıktıktan sonra Viyana önlerine gelmeden önce küçük kaleleri almaya başlamışlar. Burası da bir kale. Perchesdorf köyünü bir haftalık kuşatmadan sonra Osmanlı ordusu fethetmiş ve buradan tekrar Viyana'ya doğru yola çıkmış. Bu köydeki müzede bazı orijinal tablolar, biblolar ve küçük materyaller var. Asıl savaş malzemelerinin bulunduğu Viyana'daki askeri müzeye gitmeden önce başlangıç için burayı görmek bizi büyük savaşa hazırlıyordu.
Hemen arkamda gördüğünüz duvar o tarihlerden kalan kale surları. Delikler görüyorsunuz. Bu deliklere burada Türk deliği deniliyor. Sebebi de şu, bizim askerlerimiz kafalarını çıkardıkları zaman kurşun yiyorlarmış. O yüzden kızgın demirlerle kalede küçük delikler açmışlar. Tüfeklerini oraya sokarak içeriye ateş etmek için. Güzergah üzerinde Viyana'dan önceki son durak İmparatorluk Sarayı'ydı. Ordu gelmeden hemen önce devlet erkanı burayı terk etmişti. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Budapeşte'den yola çıktıktan sonra Avusturya İmparatoru Leopold kurmaylarını ve bürokratlarını toplar ve burada toplantı yapar. Bu yazlık sarayda Türklere karşı nasıl bir savunma yapacaklarına dair. Osmanlı ordusu Viyana yakınlarına yaklaştığı zaman ilk aldığı köylerden biri burasıdır. Yani Luxemburg köyüdür. İmparatorluk Sarayı'nın kontrol altına alınmasından sonra nihayet Viyana kapılarına gelindi. Viyana'da tarihimize ait izler aramak için herhangi bir çabaya gerek yok. Her yerde karşılaşıyoruz. Kuşatmanın nasıl ve nerede olduğunu ayrıntılarıyla biliyoruz. Viyana yollarındayız. Tarihsel Osmanlı sınırlarının dışında en çok Türk izlerinin bulunduğu kentlerden biri Viyana. Viyana ve çevresine baktığımızda günümüzde 400'den fazla Türk izi görebiliyoruz. İlk önce her iki ordunun da ana karargahının kurulduğu yerlere gideceğiz. O yıllarda Viyana, Osmanlı İmparatorluğu gelecek projeksiyonunda en önemli hedef pozisyonundaydı. Kendi barış düzeninin devam edebilmesi için bu tehdidin bertaraf edilmesi gerekiyordu. Türkler böyle bir hedefe Kızıl Elma diyordu. Viyana 23 bölgeden oluşuyor. Şu anda 16. bölgede bulunuyoruz. Yani adıyla Ottakring bölgesi. Ottakring bölgesi aynı zamanda 2. kuşatmada 1683'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın otağı kurduğu yer olarak biliniyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa otağını burada kurmuş, bu bölgede kurmuş. Günümüzde de bu bölge en çok Türklerin yoğun olduğu bölge olarak biliniyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın karargahının kurulduğu yer surlara yakın bir bölgedeydi. Yazgıya bakın ki bu bölge bugün Viyana'da yaşayan Türklerin en yoğun bulunduğu bir yer haline gelmiş. Ordu 1683'ün Temmuz ayının 13. günü Viyana karşısında konuşlandı. Daha doğrusu Viyana'nın karşısına 110 bin kişiyi aşan nüfusuyla ondan daha büyük bir şehir kurulmuştu. Banyolar, mutfaklar, dikimhane, dökümhane, cephane gibi ihtiyaç çadırları ve yatakhanelerle ucu gözükmeyen bir çadır denizi. Şu anda birinci bölgenin, Viyana'nın birinci bölgesinin Stubentor tarafında bulunuyoruz. Hemen arkamda gördüğünüz 1529 ve 1683'te Viyana'yı Türklerden koruyan surlar bulunuyor. Bu surlardan bir küçük bir kısmı ortada kalmış. 1806 yılında Viyana'yı fetheden Napolyon Bonaparte bu surları yıkmış. Daha sonra da top teknolojisi geliştiği için Viyanalılar tamamen surları kaldırmışlar. Küçük bir kısmı ortada kalmış. Bu surlar 1195-1250 yıllar arasında yapılmış. Fakat ilk yapılmış amaçları Macarlara karşı. Daha sonra da Türklere karşı Viyana'yı korumuş. Evet, burada Viyana'nın bizim kuşattığımız zamanlardaki bir maketini görüyorsunuz. Hemen bulunduğum yer bu taraf. Şöyle baktığımız zaman ortada Stefans Katedrali'ni görüyorsunuz. Burg Kapısı. Hemen onun yan tarafında da Kettner Kapısı var. İşte biz buradan Viyana'ya saldırmışız. Bu kapıları yıkmaya çalışmışız fakat başarılı olamamışız. Hemen bunun yan tarafında şöyle baktığımız zaman biraz önce
anlattığımız Otto Klinik tarafı bulunuyor. Yani Merdiven Fonukarı Mustafa Paşa da otağını bu tarafta kurmuş. Fakat daha önce de söylemiştik, hemen Kanuni kuşatmasına döndüğümüz zaman Kanuni ise tam ters tarafta. Buranın ters tarafında Simbering tarafında otağını kurmuş ve kuşatmayı oradan yönetmiş. Her iki kuşatmada da kent sakinleri çözümü olmayan bir problemle karşılaştıklarının farkındaydılar. Viyana'da yönetim el değiştirecekti. Buna hazırlanmaları gerekiyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın karargahının kurulduğu yer, Avusturya İmparatoru'nun yazlık sarayının bulunduğu yerdi. Kente Mustafa Paşa'nın karargahına göre daha uzaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'yı kuşattığında otağı kurduğu yeni sarayda bulunuyoruz. Kanuni Sultan Süleyman 1526 yılında Moaş'ta Macar ordusunu tamamen yok ettikten sonra Buda'ya gelir ve Buda'da direkt olarak bir yönetim kurmaz. Orta Macar kralı olarak Janos Zapolya'yı atar. Burası 11. bölge Simmering bölgesi ve burada kurduğu otağıyla Viyana'yı kuşatır. Biz burada 1. ve 2. kuşatmaları karşılaştırdığımızda Kanuni'nin ne kadar büyük bir komutan olduğunu görüyoruz. Hemen arka tarafımız Macaristan toprakları. Yani Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı kuşattığında arkasını güvenlik altına almış ve açık bırakmamıştır. Kanuni'nin komutan olarak büyüklüğü de buradan anlaşılır. 1699 Karlovç Antlaşması'ndan sonra Osmanlı ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkiler başlar. Evliya Çelebi bir diplomat grubuyla birlikte buraya gelir ve ilk geldikleri yer burasıdır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde okuduğumuza göre Evliya Çelebi şöyle der: gelen elçilik heyeti bu saraya geldiğinde ağlayarak yüzlerini sürmüşler ve Kanuni Sultan Süleyman'ı anmışlardır bu sarayda, yani yeni sarayda. Aslında birinci kuşatma tarihte fazla bir iz bırakmadı. En önemli sonucu Osmanlı sınırlarının Viyana'nın bitişine kadar uzanmasıydı. Osmanlı kadar kendisini Roma'nın varisi sayan imparatorluğun sınırları başkentini birkaç kilometre geçince bitiyordu. Tarihi kentin içerisinde duvara monte edilmiş bir heykel, birinci kuşatmayı hatırlatan en önemli işaret olarak varlığını koruyor. Viyanalılar Osmanlı kuşatması sırasında büyük bir kahramanlık örneği gösteren Çerkes Dayı'yı bir heykelde yaşatıyorlar. Mustafa Bey, nedir bu Çerkes Dayı'nın çılgın kahramanlığı? Çerkes Dayı bir kahraman. Olay 1529 Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan kuşatmada geçer. Toplardan atılan gülleler Viyana surlarında bir yarık oluşturur. Çerkes Dayı buradan saldırır. Bir de bakar ki arkasında kimse yok. Tek başına saldırıyor Çerkes Dayı. Tabii ki Çerkes Dayı orada şehit olur. Atıyla birlikte ölür. Kuşatma kaldırdıktan sonra havalarda çok soğuk olduğundan dolayı Çerkes Dayı'nın naaşı donmuş olarak bulunur. Kahramanlığı Avusturya İmparatoru'na kadar gider. Avusturya İmparatoru der ki düşmanımız da olsa bir kahramandır, bunu yaşatalım der. Ve Çerkes Dayı'nın ilk olarak naaşı mumyalanmış bir şekilde buraya dikilir atıyla birlikte. Daha sonra çevresel şartlardan dolayı bozulur, o kaldırılır ve daha sonra şu gördüğümüz heykel buraya dikilir. Zamanında 18. yüzyılda buranın adı da Çerkez Meydanı olarak kalır. Yani Çerkez Dayı gerçekten halk tarafından seviliyor mu? Tabii sevilen bir kişi. 1683'e kadar burada bir Türk korkusu kalmış. Fakat ne zamanki Türk tehlikesi geçtikten sonra Türkler burada ilgiyle karşılanan bir halk olmuşlar. Özellikle 18. yüzyılda Viyana'da Türk köşeleri, şark köşeleri ve Türk giyimleri moda olmuş. Her evde bir Türk şark köşesi, Türklerle ilgili bilgiler. Özellikle bunu nerede görüyoruz biz? 1756 yılında Avusturya'da doğan, Salzburg'da doğan Mozart'ta görüyoruz. Mozart'ın Türk Marşı, Saraydan Kız Kaçırma, Zayide Operası'na baktığımız zaman burada 18. yüzyılda özellikle bir Türk modası olduğunu görüyoruz.
Tarihte bir dönüm noktası olan ikinci kuşatma ise çok daha kapsamlı olaylar zincirinin birbirini takip ettiği savaş durumuydu. Kaleye defalarca saldırılmış, surların bir bölümü tahrip edilmiş, direniş yavaş yavaş kırılmıştı. Sonunda Viyana teslim olmaya karar vermiş ve görüşmeler başlamıştı. Öte yandan Papa 11. Innocent Avrupa Hristiyanlığını harekete geçirmişti. 24 bin leh, 35 bin Avusturya, 40 bin kadar da diğer Haçlı birliklerden oluşan bir ordu, Lehistan Kralı Jean Sobieski komutasında Viyana'ya doğru hareket halindeydi. Serdar Mersifonlu Kara Mustafa Paşa'nın bu ihtimale karşı bazı tedbirler aldığını biliyoruz. Bu tedbirlerden en önemlisi ve daha sonra savaşın kaderini etkileyecek olanı, Kırım Hanı Murat Giray'ın Tuna üzerindeki taş köprüden Haçlı ordusunun geçişini engelleyecek olmasıydı. Şu anda Leopoldsberg tarafındayız. Burası Tuna'nın ikiye ayrıldığı bölge. Tuna Nehri burada ikiye ayrılıyor. 12 kilometre sonra da Fredenau bölgesinde tekrar birleşiyor. Burası Viyana'nın dışı. Aşağı Avusturya eyaletinin olduğu yer ve aynı zamanda Klosterneuburg. Klosterneuburg çok önemli bir yer bizim açımızdan. Şu bakımdan Murat Giray'ın tutmakla görevli olduğu köprülerin bulunduğu yer. Merzifonlu Mustafa Paşa ile Murat Giray'ın arası açıktır. Murat Giray Han'a bu bölgedeki köprüleri tutma görevi verilir. İşte batıdan gelen 3. Jan Sobieski, Polonya Kralı 3. Jan Sobieski komutasındaki kuvvetlerin bu köprüleri geçmesi gerekmektedir. Murat Giray bu orduların geçmesine izin verir hiçbir müdahale etmeden ve bu tepelerden çıkan Haçlı kuvvetleri Kallenberg tepesini aşarak Viyana kuşatmasında bulunan Osmanlı ordusunu arkadan vururlar. 1683'te Viyana önlerinde hala Avrupa'nın en güçlü ordusunun başkomutanı olduğunun farkında olan Kara Mustafa Paşa, kendine güvenin kibre dönüştüğü bir haleti ruhiye içindeydi. Öyle ki 15. yüzyıldan beri Osmanlı ordusunun çok önemli bir parçası olan Kırım Tatarlarının başında savaş düzenine geçen Giray Han'ı dahi aşağılayan tutumlar takınıyordu. Macar kuvvetleri ikinci bileşen olarak Budin yakınlarında orduya dahil olduğunda motive edici hiçbir karşılama yapılmamıştı. Bütün bunlara ilave olacak başka faktörler de birleşince 2. Viyana kuşatması bir bozgunla bitti. Bulunduğumuz yer Viyana'nın en yüksek noktası Kallenberg Tepesi. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Alaman Dağı olarak geçen bölge. Orta Asya steplerinden çıkan Türklerin batıda en son geldiği nokta burası. Aynı zamanda 1683'ten sonra bir imparatorluğun yükselişe, bir imparatorluğun ise düşmesine sebep olan tepeler. Süvari savaşlarının olduğu Jan 3. Sobieski, Polonya Kralı ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yapılan savaşların en şiddetli bulunduğu yer. Hemen arkamızda gördüğümüz ise Kallenberg Kilisesi. Özellikle biraz önce gördük Jan 3. Sobieski'yi anlatıyor. Viyana'da gördüğünüz ilkokul 2. sınıfa giden bir çocuğu döndürüp sorduğunuz zaman Sobieski kim diye ilk vereceği cevap şudur: bizi Türklerden kurtaran Polonya Kralı diye cevap verirler. ...12 Eylül günü Kallenberg Tepesi'ne gelen Sobieski kuvvetleri ani bir hücumla Osmanlı ordusunu hazırlıksız yakaladı. Burada yapılan savaş tarihin akışını değiştirecekti. Harp meydanında Merzifonlu'nun muhteşem çadırı, mücevherli kılıçlar, hançerler, silahlar, elbiseler düşman kuvvetlerince yağmalandı. Bu eserler bugün Viyana'da askeri müzede sergilenmektedir. Bunlar yenilmiş bir ordunun izleridir. Olsun, o ordu bizimdir. İzler de bize aittir. Ordular yenerler, yenilirler. İşin doğası böyledir. Mustafa Bey, içeriye girmeden önce anlatır mısınız? Neler var içeride? Özellikle ikinci kuşatma, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yapılan kuşatma ve başarısızlıkla sonuçlanan kuşatmadan sonra Viyana önlerinde birçok
malzememiz kalıyor. Bunlar işte bu askeri müzede sergileniyor. Bunlardan en önemlisi otağımız. Bir paşanın otağı özellikle Avusturya tarafından şöyle deniliyor. Bu Merzifonlu'nun otağıdır deniliyor. Bu otağı sergileniyor. Burada kalan objelerimiz, silahlar, kılıçlarımız, oklarımız ve özellikle bir ordu sancağı bulunuyor içeride. Bu Türk tarafından kesin olarak kabul edilmiyor. Fakat Avusturyalılar şöyle diyorlar. Osmanlı'nın, Türklerin yurt dışında kalan tek ordu sancağı Viyana'dadır. Ve onu sergiliyorlar. Üzerinde La İlahe İllallah yazan bir sancak. Peki o zaman içeri birlikte i̇çeri girelim. Görelim, gezelim. Evet, peki. Bakalım neler var. Evet. Viyana kuşatmasından sonra günlük hayatın içerisine giren bazı yenilikler de oldu. Avusturyalılar tehdit olmaktan çıkan Osmanlıların yaşayışına ve kültürüne merak duymaya başladı. Mustafa Bey, Cafe Mozart'ta oturuyoruz Viyana'da. Evet. Kahvenin buraya nasıl geldiğini anlatır mısınız? İşte 1683 Merzifon Kara Mustafa Paşa tarafından yapılan kuşatma başarısızlıkla sonuçlanınca Viyana önlerinde birçok malzememiz kaldı. Avusturyalılar bir çadırın içinde çekilmiş ve çekirdek halde kahveyi bulmuşlar. Fakat ne olduğunu bilmiyorlar. Kimi deve yemi demiş, kimi de uyuşturucu olduğunu söylemiş. İşte demişler askerleri bunları içiriyorlar ve askerler de Allah Allah diye saldırıyorlar. O sırada Polonya-Osmanlı savaşlarında, biz tarihte Polonya'yı Lehistan diyoruz. Osmanlı-Lehistan savaşlarında esir düşmüş bir Polonyalı adı Kosicki. Kosicki diyor ki Avusturyalılara Türkler diyor bunu şu şekilde kaynatıp içiyorlar. Ve ilk olarak Kosicki bunu yapıyor kahveyi ve Avusturyalı komutanlara sunuyor. Onların da çok hoşuna gidiyor ve böylelikle Viyana'da kahve kültürü kalıyor. Günümüzde Viyana kafelerinde 40 çeşitten fazla kahve sunuyor insanlara. Bunun içinde Türk kahvesi de vardır. Mesela burada Cafe Mozart'ta Türkiş kahve dediğiniz zaman aynı cezvesiyle yanında lokumuyla Türk kahvesi insanlara burası 1792 yılında açılmış. Yani Mozart'ın ölümünden bir yıl sonra açılan bir kahve. Cappuccino içmeyi sever misiniz? Evet, severim. İşte Cappuccino da buradan çıkma. Viyana'da kuşatma sonrası hayat 16 yıl sonra normale döndü. 1699'a kadar geçen bu süre savaş yıllarıydı. Karlofça Anlaşması, doğudan gelen tehditlerin azalması anlamına geliyordu ve Avusturyalılar tedbirli bir rahatlık içerisine girmişti. Kanuni Sultan Süleyman kuşatmasından sonra Viyana Belediye Meclisi toplanır ve bir karar alır. Bir memuriyet atanır. Bu memurun görevi Stefans Katedrali'nin en yüksek ki bu 137 metre yüksekliğindedir. Buradaki bir odaya yerleştirerek doğuya bakarak Türklerin gelip gelmediğini kontrol etmektir. Aradan yıllar geçer. Viyana Belediye Meclisi tekrar toplanır ve bu memuriyetin artık görevi kalmadı. Türk tehlikesi geçti derler. Tarih 1956'dır.